CHP milletvekili Gürsel Tekin telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Efendim öncelikle şunu sormak istiyorum. Şu anda belirsiz bir sonuç üzerinde insanlar çok yoğun düşünüyorlar. Büyükşehirlerdeki belediye başkan adaylarının sonuçları acaba ne olacak diye. Sizce bu olay nereye evrilecek? Şimdi takdir edersiniz ki yeni seçim yapmıyoruz. Daha çok yakın bir tarihte 24 Haziran'daki seçimleri yaptık. Ondan önce de seçimler oldu. 24 Haziran seçimlerinde Sayın Erdoğan akşam saat 7 civarlarında, 7-7.30 civarlarında Anadolu Ajansı'nın verilerini baz alarak şu cümleyi kullanmıştı. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Şimdi biz bunu da demiyoruz. Biz Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın kendisinin açıklamış olduğu, yani İstanbul İl Seçim Kurulu'nun verilerine dayanarak yapmış olduğu açıklama sonucu Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı'nın İstanbul'da kazandığı çok net olarak kesinleşmiştir. Planda, evet. Evet. Şimdi bunun ötesinde bir tartışma yaratmak, hatta zaman zaman işte belli gazetelerin darbe gibi ne bileyim böyle absürt haberler yapması doğrusu millet iradesine saygısızlıktır. Bugüne kadar yapmış olduğunuz seçimlerin tamamı sizin lehinizde olunca zafer olarak kabul edip muhalefetin lehine olunca darbe olarak tarif ederseniz ülkeye de demokrasiye de gelecekle ilgili de çok büyük haksızlıklar yapmış olursunuz. Yani millet iradesine bir saygısızlık söz konusu diyorsunuz. Çok net, yani biz bunu kendimizden söylemiyoruz. Bu verilerin tamamı seçim kurulunun verileridir ve doğru verilerdir. Bunların tamamına baktığımızda bu açıklamayı da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı kendisi yapmıştır. Şimdi bütün bunlara baktığınızda bu saatten sonraki tartışmaların, itirazların hepsinin ne kadar anlamsız olduğunu da Türkiye kamuoyu da çok net olarak görüyor. Sayın Tekin, ben bir soru sormak istiyorum zaten ailenize. MHP'den CHP'li İmamoğlu'na, yani partinizden İmamoğlu'na evinde oturup Kemal Sunal'ın Zübük filmini seyretsin demiş. Yani hayali bir başkanlık, mazbatayı almadan Anıtkabir'e gitmesini doğru buluyor musunuz? Efendim, tabii ki Anıtkabir hepimizin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine gitmek her Türk vatandaşın görevidir. Sayın İmamoğlu da bunu yapmıştır. Artı Sayın İmamoğlu aynı zamanda mensup olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanıdır Mustafa Kemal Atatürk. Oraya gidip eğer eleştiri şu haftadaysa, mazbatayı almadan oraya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazması doğru mu? Doğru olmayabilir. O bir başka bir şey. O tartışma konusu olabilir. Ama Sayın İmamoğlu bu mazbataya almadan imza atmasının gerekçesi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklamasına dayanarak yapmıştır. Ama Sayın keşke Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Binali Yıldırım'ın pazartesi günü kamu olanaklarını kullanarak İstanbul Belediyesi'nin bütün billboardlarına kazandık, teşekkür ederiz cümlesine de bir eleştiri getirebilse. Tabii ben onu da eleştiriyorum. Yani tamamen mazbata alınmadan ne billboardlarda ne de hepimizin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün defterinde mazbata alınmadan ibare. Her ikisini de yanlış buluyorum. Mümkündür tabii bunlar sonuçta hepimiz insanız, yani yanlış hatalar da yapabiliriz ama eğer bir hataysa öncelikle bu hatayı Sayın Binali Bey'in kendisi yapmış. Neye göre yapmış? Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanının açıklamasına göre yapmıştır. Ben bir önceki seçimlerde izin verirseniz bugünkü iktidar mensuplarının çok güzel cümleleri var. Bir bakanın bir tanesi diyor, şaibesiz ve doğru seçim yapılıyor Türkiye'de diyor. Sayın Soylu diyor, şaibe oluşmaya
dinleyen tek ülke izliyor. Efendim Sayın Kalın Türkiye'de sandıklara hile yapılmaz. Bozda kim sandıkta hile yapılıyor diyorsa bilin ki o kaybetmiş. Şimdi yani el insaf bu bütün bunlara baktığımızda daha yakın tarihimizde bunları sizler söylediniz. Gelin bütün dünya kamuoyu, Türkiye kamuoyu sadece İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız değil, Edirne'den Ardahan'a kadar herkes İstanbul'un sonuçlarını merak ediyor. Bir an önce belediye başkanımızın mazbatası verilsin ve görevini devralsın. Sayın Tekin, peki sizin de bir televizyon programında %2'lik oyu çalarak, yani zaten kaybetmiş olarak bakarak üzerine koymak lazım dediniz. Şöyle, tabii hani o papağan hikayesi var ya, önünü arkasını keserseniz kuş gibi ortada kalır. Ben şunu söyledim, dedim ki ne yazık ki bugüne kadar yapılan seçimlere baktığımızda çok ciddi sıkıntılar olmuştur. Yani %1-2 gibi bantlara kalmayacaksınız, hep tehlikelidir. Bunun örneği de var, örneği Kağıthane. Kağıthane'de biz itiraz etmişiz. İtirazımızın sonucu seçim kurulu itirazımızı reddetmiş. Biz yargıya gitmişiz, yargı bizi haklı çıkarmış. Ve bundan kaynaklı, bu çalıntıdan kaynaklı iki kişi ceza yemiş. Ama ne yazık ki tabii biz belediyeyi kaybetmişiz. Karar verilmiş 3 yıl sonra. Bütün bunlara baktığımızda benim burada ne demek istediğimi herkes anlıyor ama sadece AKP medyası anlamıyorsa yapacak hiçbir şey de yok. Sayın Tekin, son bir soru zaten sormak isterim. Tabii. Bir önceki seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, yani başkanlık süreci içerisinde Muharrem İnce partinizin ve diğer partilerinde sempatisini alsın diye ziyaretlerde bulundu. Bu parti politikası olarak almış olduğunuz bir karar olabilir. Benim sorum şu. Muharrem İnce Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında kaybettikten sonra Fox TV'de bunu adam kazandı diye açıklaması, yani biz sabahlara kadar YSK'nın önündeyiz, tüm açıklamalarla biz an ve an oradayız derken, kafası da biraz güzelken Fox Haber'e mesaj atıp biz o adam kazandı diye Sayın Cumhurbaşkanı'nı kastederek böyle bir açıklama olur muydu? Tabii ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Bu sorunun muhatabı Sayın Ondan umutları olan kişileri bir anda hayallerini yıkmak doğru muydu? Açıklamayı bir mesajla mı Türkiye'nin %48'ine bildirmeliydi? Elbette olmaması gerekiyordu. Sayın İnce'nin de Sayın Akşener'in de bir gün önce, yani cumartesi günü Türkiye kamuoyuna vermiş olduğu bir söz var. Mutlaka biz Yüksek Seçim Kurulu'nda olacağız. Ama olunmadı. Olunmama nedenlerini doğrusu ben de bilmiyorum. Her iki muhatap yaşıyor. İnşallah bir gün kamuoyuna bunu söylerler. Biz de tatmin olmuş oluruz. Sayın Tekin, sizi çalışmalarınızdan dolayı çok tebrik ediyorum.